Diğer yandan Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan, Elmas Park ihalesine satılmayan iş yerleri ve konutlar için ikinci bir müzayede ya da belediyeye devrolup satışların belediye tarafından gerçekleştirilmesi ihtimalinin olduğunu söyledi. Alan, 41 konut ve 37 iş yerine müzayedesi yapıldı. 5 dükkan ve 31 konut satıldı. Satılmayan konut ve iş yerlerinin ne olacağı merak ediliyor. Kalan yerlerle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza görüşeceğiz. Fevkan Köprü kalktığı zaman burası ana cadde olacak, bir bulvar gibi olacak. Bu yüzden buradan iş yeri ve konut alanlar avantajlı konuma geçecek dedi. Evet, net de söyleyeyim, yanlışa söylemeyeyim. 51 tane dükkan, 41 tane meskenin bugün 17 Ocak Salı günü Aile Sosyal Politikalar Konferans Salonu'nda biliyorsunuz müzayedesi yapıldı. Ben de şimdi sıcağı sıcağı hem sizden teyit ettim hem oradaki arkadaşlarımızla görüştüm. 5 tane dükkan, 31 tane de meskenin satıldığı, ihale satıldığı söyleniyor. Tabii herkes merak ediyor, geride kalanlar ne olacak? Onu da bakanlığımızla görüşürüz, Çevre Bakanlığımızla. İlerleyen zamanlarda bir müzayede daha olabilir. Ya da belediye devredip satışlarını biz de yapabiliriz. Bunlar tabii olasılıklar. Ama gerçekten rakamlar zorundaki fiyatlar uygun mu? Yani ben alan orada sahibi olanları hayırlı olsun diyorum. Hem mesken anlamında olsun hem dükkan anlamında olsun. İnşallah ticaretlerine burada devam ederler. Hem de Zonguldaklılarımıza faydası olur. Tabii biz isterdik hepsi bunu çatırsın. Ama inşallah ilerleyen zamanda onlar da gerçekleşecektir. Tekrar hem burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zonguldak bayağıdır böyle bir açık müzayede yaşamamıştı. Bu da bir bayağı uzun zamandan sonra bir ilk oldu. İnşallah dediğim gibi bakanlığımıza daha tam net olarak görüşmedik. Daha çünkü çok taze yeni bitmiş müzayede. Bakanlığımızla görüşürüz. Ondan sonra artık onların uygun göreceği şekilde ilerleriz. Ya dediğim gibi bir daha tekrarlanır. Dediğim süre sonra. Ya da belediye devri olabilir, bizler çıkabiliriz gibi gibi opsiyonlar var. Ama inşallah bir an önce hepsini sahiplerine veririz. Burası canlanır. Çünkü köprü kalktığı zaman biliyorsun burası bir ana cadde gibi olacak. Bir bulvar gibi olacak. O yüzden avantajlı duruma gelecek. İnşallah en kısa zamanda dediğim gibi tekrarlanır. Bütün hak sahipleri alır. Zonguldak'ın güzel bir iş olmuş. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Elmas Park'taki iş yeri ve konut satış müzayedesinin emlak konut tarafından gerçekleştirildiğini ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Fevkan Köprü esnafının %20 indirim hakkını kaybettiğini ifade etti. 1 Ocak itibariyle bitti. Çünkü biz 4 ay 5 ay bekledik arkadaşlarımızı. 1 Ocak itibariyle %20 ekstra indirimlerin ne yazık ki hakkını kaybettiler.